Evet değerli arkadaşlar, klasik mekaniği ikinci dersimiz, Lagrange mekaniği. Şimdi arkadaşlar, klasik mekanik az buçuk F eşittir ma denklemiyle özetlenir. F eşittir ma. Bir cisme etki eden kuvvet, cismin hangi ivmeye sahip olması gerektiğini söyler, belirler. İvmeyi belirleyen burada kuvvet olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir haklı soru aklımıza gelebilir. Bu F eşittir ma nereden türetilmiştir? Niçin hareket denklemidir? Niye kuvvet eşittir kütle çarpı ivme diye bir soru sorabiliriz. Bu sorunun cevabı şudur arkadaşlar. Lagrange mekaniğindedir. Lagrange mekaniği bu sistemin, bu sorunun cevabını verir. Daha doğrusu diğer bir şekilde ifade edersek F eşittir ma'nın nereden türetildiğini bize söyler. Fakat tarihsel olarak böyle olmamış tabii. F eşittir ma direkt Newton tarafından yazılmış. Newton'un kafasından çıkmıştır. Kendi tecrübelerini, kendisini ve ondan öncekilerin, özellikle Galile'nin kendi tecrübe, deney ve gözlemlerine dayanarak yazdığı bir denklemdir. F eşittir ma doğru bir denklemdir. Fakat bu daha derin, daha temel bir prensipten kaynaklanır. O prensibe biz en az eylem hareketi diyoruz. Neydi hocam? En az eylem ilkesi. Evet, en az eylem ilkesinden kaynaklanır. The principle of least action. Şimdi burada eylem diye bir nicelik tanıtacağız. Bu eylem ya da action ne olacaktır? Minimize edilir. Bu minimize edilmesinden dolayı hareket denklemi, bu minimize edilmesi hareket denklemlerine bizi götürür. Hareket denklemleri doğurur. Şimdi şöyle başlayalım arkadaşlar. Burada aslında bir nicelik, fizikte çok böyle örnekler vardır. Fizikte bazı nicelikler bazı sistemler için minimize edilir ya da maksimize edilir. Onun minimize edilmesi, o niceliğin minimize ya da maksimize edilmesi bize bazı fiziksel denklemleri yazmamıza olanak sağlar. Örneğin, mesela denge noktasında, mesela diyelim ki bir parabolik bir potansiyel düşünün şimdi. Şöyle bir vadide hareket eden bir parçacık düşünün. Parçacık uzun süre salınımdan sonra denge noktasına geldiği zamanki konumu neresidir? Vadinin en dip noktasıdır. Neden? Çünkü orada potansiyel enerji minimumdur. Potansiyel enerji minimize edilir orada. O potansiyel enerjinin minimum edilmesi gerçeği o denge noktasındaki parçacığın bize konumunu verir. Veya bir zincir düşünün, zincirin iki ucunu şöyle tutalım. Zincir belli bir konfigürasyon alır. Bir sürü konfigürasyon mümkünken sadece tek bir konfigürasyonda olur. Yani zincirin iki ucunu şöyle bağlarsanız mesela şöyle durmaz zincir, değil mi? Nasıl durur? Şöyle bir konfigürasyonda olur. Neden? Çünkü bu konfigürasyonu alırsa potansiyel enerjisi minimum olur. Veya termal dengede bir sistem düşünelim. Termal dengede dışarıdan bir müdahale olmazsa, izole olmuş bir sistem için bir nicelik maksimize edilir. Nedir o nicelik? Entropi. Entropi maksimize edilir. Bu entropinin maksimize edilmesi ilkesi bizi bazı hareket denklemlerine götürür. İşte bir odanın şu köşesine bir gaz molekülü koyarsak mesela, belli bir süre sonra gaz molekülü entropisi maksimum olacak bir konfigürasyonda olur. Orada entropi maksimize edilir. İşte mekanikte de hareket denklemlerini doğuran şey bir prensiptir. O da eylemin minimum olduğu bir prensip. Eylem minimize edilir. Bir nicelik tanıtacağız şimdi. Ona eylem diyeceğiz. O eylemin minimize edilmesi bizi hareket denklemlere, yani F eşittir ma'a götürecek. Şimdi faz uzayında fakat bu meydana gelir. Biz daha önce faz uzayını tanıttık size bir önceki dersimizde. Şimdi faz uzayında arkadaşlar, faz uzayını tekrar çizelim size. Şurası Q. Şu en köşeye çizeyim tahtanın. Şurası faz uzayımız. Faz uzayı Q ve Q noktalardan oluşur. Genelleştirilmiş koordinat ve hız. Q ve Q nokta birbirinden bağımsız parametreler. Bunu da aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Birbirinden bağımsız faz uzayında. Şimdi arkadaşlar, faz uzayında bir sistemin durumu ne dedik? Bir sistemin durumu bir noktayla gösterilir. Zaman evrimi de bir, diyelim ki bu çizgi üzerinde meydana gelir. Diyelim ki sistem T1 anında A noktasında, T2 anında da B noktasında. Böyle bir yörünge izler. Buna faz yörüngesi diyorduk. Soru şu.
A'dan B'ye bir sürü başka yörünge mümkün iken. Tamam, onlara seçin. Sonsuz tane yörünge vardır. Birkaç tane, iki tanesini daha çizeyim sadece. Diyelim ki A'dan B'ye bir sistemin durumu bu yörüngelerden 3 tanesi mesela. Sonsuz tane var. Mümkün iken diyelim ki bu gerçek yörüngesi olsun. Beyaz olan çizgi. Neden bu çizgiyi özellikle izler? Niye bu yörüngeyi izler? Soru bu. Cevap çünkü bu yörüngeyi izlediği zaman bu mekanik sistemin durumu orada eylem minimum olur. Minimize edilir. Aslında hemen burada bir parantez açıyorum. Minimum olması demek aslında tam doğru bir ifade değil. Eylem bazen minimum da olabilir, bazen maksimum da olabilir. Böyle çok ufak tefek, çoğu durumda minimize edilir. Bazı durumlarda maksimize edildiği durumlar da vardır. Mesela az önce verdiğim örneklerde mesela entropi hep maksimize edilir. Ama potansiyel enerji minimize edilir. Action dediğimiz eylem bazen minimize edilebilir, bazen maksimize edilebilir. Yani ekstremum noktalarını verir daha doğrusu. Ama biz genel olarak minimize edilir kullanacağım ben kafa karşı olmasın diye. Tekrar dönüyorum konuma. Eğer bu parçacığın gerçek yörüngesi beyazsa, bu beyazı takip ettiği zaman ancak ve ancak eylem minimum olur. Ondan dolayı bu yörüngeyi takip eder. Ve burada eylemin minimize edilmesi bizi hareket denklemlerine götürecek. Dolayısıyla bir eylem önce tanıtmamız lazım. O halde eylem dediğimiz action ya da action deniyor genelde. A harfiyle gösterelim. Şimdi bu yörünge boyunca bütün zaman dilimleri için eylem şöyle bir şey oluyor. İntegral. Bu bir tanımdır. Bir nicelik. Biz ona Lagrange diyeceğiz şimdi. Sistemin Lagrangien'i çarpı dt. Bu eylem olmuş oldu. Eylemi böyle tanıtacağız. Fakat burada Lagrange arkadaşlar kimlere bağlı? Bakın Lagrange kime bağlı? Faz uzayındaysak eğer Lagrange kime bağlı olacak? Konuma bağlı. Bir de hıza bağlı. Değil mi? Dolayısıyla konumu ve hızın bir fonksiyonu. Q ama QE diyeceğim şimdi. Bir sürü koordinat olabilir. Bir de QE nokta olacak. QE nokta. Bir de T'ye de bağlı olabilir. Bazı durumlarda T'ye açık bir şekilde bağlı olabilir. Ama çoğu mekanik sistemlerde T'ye bağımlılık yoktur. T'ye bağlı ise oyunun kurallarını değiştiriyoruz demektir sürekli. Fakat birçok mekanik sistem böyle değildir. Oyunun kuralları bellidir. Hareket denklemlerini sürekli değiştiriyoruz demektir. Biz T'ye bağımlılığını şimdi dikkate almayacağız. Sadece iki şeye bağlı Lagrange. Hızlara ve konuma ve hıza bağlı. Buna eylem diyeceğiz biz. Fakat bir sürü koordinat olduğu için tüm koordinat üzerinde de toplam işlemi alınacak. Bu eylem. Şimdi bu sistemin klasik mekanik sistemin eylemi. Bu sistem şu yörünge boyunca minimize edilir. O minimize edilmesi bizi hareket denklemlerine götürecek. Şimdi arkadaşlar minimize edilmesi şu demektir. Yani bir fonksiyon, matematiksel bir fonksiyon düşünün. Bu f fonksiyonu olsun mesela. Bu f fonksiyonu eğer şuradaysa ekstremum noktaları burasıdır ya da burasıdır, değil mi? Action da böyle bir fonksiyon mesela. Ekstremum noktalarını buluyoruz. Bu noktadayken f fonksiyonu çok az bir şekilde sağa ya da çok az bir şekilde sola gidersek fonksiyon değişmez. O demektir zaten. Ekstrem noktası o demek. O noktada türev sıfırdır. Ya da fonksiyonun değişimi matematiksel olarak fonksiyonun değişimi delta f eşittir sıfırdır. Tam bu noktada sıfırdır. Bu noktada da öyledir. Bu ne demektir? Bunu matematiksel olarak böyle yazıyoruz ama fiziksel anlamı şudur dediğim gibi. Tam şu noktada, tam minimum olduğu nokta çok az bir şekilde sağa giderseniz, çok az bir şekilde de sola giderseniz fonksiyon değişmez. Çok küçük değişimi sıfır demektir. Şimdi bu fonksiyonumuz, bunu küçük bir matematiksel teoremimiz var biliyorsunuz. Mesela bu f fonksiyonu diyelim ki x, y, z ve t'ye bağlı olsun. Bu fonksiyondaki değişimi şimdi bulmak istiyoruz. Bu fonksiyondaki değişim demek şimdi delta f. Peki delta f niçin değişir arkadaşlar? 4 sebepten dolayı değişir. X değişirse değişir, y değişirse değişir, z değişirse değişir, bir de t değişirse değişir, değil mi? Dolayısıyla bu fonksiyondaki değişim şöyledir. Df bölü dx, delta f bölü dx, yani f'nin x'e göre kısmi türevi,
Ama çarpı x'teki değişim delta x. Bu şu demek. F fonksiyonu x ile nasıl değişir? Çarpı x'teki değişim. X nasıl değişir? Bu fonksiyonun değişimi olmuş oldu. Ama sadece x'e bağlı. Fonksiyon başka parametrelere de bağlı değil mi? Artı del f bölü del y çarpı delta y artı del f bölü del z çarpı delta z artı del f bölü del t çarpı delta t. Hepsinin toplamından kastımız aslında fonksiyondaki değişim bu demek. Bunu kastediyoruz matematiksel olarak. Evet. Bu deller arasındaki ne fark var? Bu türe işte bu toplam değişimi gösteriyor. Bu türevi, kısmi türevi gösteriyor. Yani bu şu demek. Diyelim ki f fonksiyonu x boyunca değişti bir miktar. F fonksiyonu x ile beraber x'e göre nasıl değişir? Burada iki tane değişkenimiz var. F fonksiyonu hem değişiyor hem x'in kendisi değişiyor. Dolayısıyla f'deki toplam değişim f'nin x'e göre değişimi çarpı bir de x'teki değişim. Bu f'deki değişim olmuş oldu. Şimdi biz ne yapacağız? Şimdi bu küçük matematiksel teoremden sonra arkadaşlar biz burada eylemi, action'ı eğer minimumsa bu yörünge boyunca action tüm zamanlar boyunca T1'den T2'ye kadar o zaman küçük bir değişim ne olacak? Sıfır olacaktır. Tamam. İşte bu değişimi sıfır yapmak bizi hareket denklemlerine götürecek. Şurası delta Q mesela bakın. Şurası delta Q. Q bu şu iki yörünge arasındaki Q'daki değişim. Şu yukarısı şu yükseklik ise delta Q noktadır değil mi? Şu yörünge ile bu yörünge arasındaki fark burada delta Q bir miktar değişmiştir. Şu yukarıdaki değişim de delta Q nokta bir miktar değişmiştir. Fakat sistem öyle bir yörünge seçer ki burada eylem ekstremum edilmiştir ya da minimize edilmiştir. Çok küçük bir değişimi sıfır demektir. Bu bizi hareket denklemlerine götürecek. Mesela ışık da böyledir değil mi? Neydi İbrahim? Fermat yasası değil mi? Işık neyi seçer? Hangi yolu seçerdi? En kısa yolu mu? Zamanı en kısa. Zamanı en kısa yapacak şekilde hareket eder ışık. Ondan o da bir esasen nedir? O da bir en küçük eylem prensibi gibi bir prensiptir. Bütün mekanik sistemler faz uzandaki yörüngelerini bu şekilde seçerler. Bir şekilde anlarlar yani. Madde de her zaman en düşük enerji seviyesinde bulunmak ister. Tabii, evet. Madde de en küçük enerji seviyesinde bulunmak ister. O da potansiyel enerjinin minimum edildiği şeydir, durumdur. Orada onun konumunu buluruz mesela. Bizi konuma götürür. Şimdi buradan arkadaşlar şu eylemi sıfır değiştirelim. Varyasyon da buna varyasyon da denir. Variation. Buradan hareket denklemlerini türetelim şimdi. Evet, bu sıfır olacaksa şuna devam edelim arkadaşlar. Delta A eşittir delta ya da integral T1'den T2'ye kadar tüm koordinat üzerinden toplamı alınacak. Lagrangian QE nokta DT. Bu arada şimdilik Lagrangian ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam. Şu anda sadece bir nicelik bu. Sisteme ait bir nicelik. Daha sonra Lagrangian ne olduğu konusunda da bir şeyler söyleyeceğiz. Ve bu değişim neye götürmesi lazım? Sıfır olması lazım. Çünkü burada eylem minimum edilmiştir. Bu eylemdir. Minimumdur. Eğer minimumsa varyasyonu sıfırdır. Şimdi burada Lagrangian iki sebepten dolayı değişir. Q'ya bağlı. Bir de Q noktalara bağlı. Değil mi? Aynen bir önceki örnekte verdiğim gibi T1'den T2'ye göre Lagrange'deki değişim bütün koordinatlar üzerinden toplam alınacak. O duruyor zaten. Şimdi Lagrange'deki varyasyona bakalım. Q'ya bağlı olarak değişir. Nedir o? Del L bölü del QE çarpı delta QE. Bu şu demek. Lagrangian Q ile nasıl değişir? Çarpı Q ne kadar değişir? Artı Lagrangian Q noktaya göre nasıl değişir?
çarpı Q nokta ne kadar değişir? Dt eşittir 0 olacaktır. Tamam. Şimdi arkadaşlar şurayı, fakat ben şurayı delta QI nokta, şimdi şu alta yazıyorum. Bu şu demek. Delta QI nokta ne demek? Şöyle de yazabiliriz. Delta DQI bölü DT diyoruz, değil mi? Q nokta demek zamana göre türev demek delta. Delta ile D bölü DT, bunlar tamamen birbirinden bağımsız türev operatörleri. Bunlar komite ederler. Dolayısıyla delta DQ bölü DT ile D bölü DT delta QI arasında hiçbir fark yoktur. Delta ile D bölü DT komite eden iki operatördür. Delta QI artık. Nokta yok. Bunlar komite ederler. Dolayısıyla şu ifadeyi şimdi şu karşıdan devam edersek bir sonraki adımda şöyle yazacağız. T1'den T2'ye kadar tüm koordinat ve hızlar üzerinden alınırsa DL bölü DQI çarpı delta QI artı D Lagrangien bölü DQI nokta çarpı D bölü DT delta QI. Kapat parantez. DT eşittir 0. Şimdi burada şimdi küçük bir matematiksel teoremimiz var. Kısmi integrasyon diyoruz. Biz küçük, çok küçük bir matematiksel teorem. Biraz ondan bahsedeyim. Ondan sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar buradan bırakalım yani. Biraz sonra buradan devam edeceğim. Şimdi onu şuradan devam edelim. Bir f fonksiyonu olsun. Şimdi bir integrasyon alacağım. Basit bir integrasyon. Küçük bir matematiksel teorem. Başlıkta yazayım mı? Küçük bir matematiksel teoremden bahsedeyim. Şimdi şu integrali bir T1'den T2'ye kadar DF bölü DT DT. Bu integrasyonun sonucu nedir arkadaşlar? Ve F fonksiyonu da şöyle olsun. F fonksiyonu arkadaşlar iki tane küçük fonksiyonun çarpımı şeklinde ifade ederiz. F ve G gibi iki fonksiyonun çarpımı şeklinde ifade edildiğini farz edersek şu integrasyon, bu integralin değeri şudur. DT'ler sadeleşir. DF kalır. DF'nin sonucu F'dir. Üst limit eksi alt limit. Yani F fonksiyonu T2 noktasındaki değeri eksi F fonksiyonun T1 noktasındaki değeridir. Değil mi? Diğer bir ifadeyle F fonksiyonu F çarpı G şeklinde ifade edildiği için ya da F çarpı G'nin T1 ve T2 noktalarındaki değerlerinin farkıdır şeklinde diyebiliriz. Şimdi ben F fonksiyonunu iki tane fonksiyonun küçük fonksiyonun çarpımı şeklinde ifade edildiğini söyledim. Önce şurayı dolayısıyla hesap edip bu integrali farklı bir şekilde ifade edelim. Ben bu integralin sonucunun bu olduğunu zaten biliyorum. Sadece integralin içerisinde farklı bir şekilde ifade etmek istiyorum. O da şu. T1'den T2'ye kadar. Şimdi DF bölü DT'yi alacağım. Çarpımın türevi. Birinci türevi çarpı ikinci artı ikinci türevi çarpı birinci. Yani DF bölü DT çarpı G artı F çarpı DG bölü DT çarpı DT eşittir F ile G'nin çarpımının uç noktalarındaki değeri ve eşittir. Ve bu integrali arkadaşlar iki parça halinde ayrı. Burada iki tane integral var artık. İki tane parça halinde ifade edelim. T1'den T2'ye kadar DF bölü DT çarpı G DT eşittir. İkinci kısmı da karşı tarafa atayım. İkinci integrali eksi olarak geçecek. Eksi integral T1'den T2'ye kadar F çarpı DG bölü DT DT artı F çarpı G T1 ve T2. Şimdi bakın. Evet, bu bizim benim göstermek istediğim size matematiksel teoremdi. Şimdi burada ne yaptık arkadaşlar? İki tane fonksiyon var. Birincisinin zamana göre türevi alınmış çarpı ikincisi ve integre edilmiş. Bazı durumlarda şu türevi F'den G'ye kaydırmak isteyebilirim. Diyebilirim ki keşke F'nin değil de G'nin türevi alınmış olsaydı.
Yapabilir miyiz? Yapabiliriz. Ne yapacağız? Bakın karşı tarafta onu yapmışız zaten. F değil de G'nin türevi alınmış. Ama bir eksi işareti geldi buraya. Değil mi? Eğer türevi bir çarpandan diğer çarpana aktaracaksak, kaydıracaksak bunu yapabiliriz. Fakat bir eksi işareti gelecek. Bir de artı o fonksiyon çarpımının uç noktadaki değerleri gelecek. Buna kısmi integrasyon diyoruz. Burada da onu yapacağım. Bakın burada şimdi gelelim. Eylem ifadesine gelelim. Burada bakın diyorum ki keşke şu türev d bölü dt şu, bu f fonksiyonu sanki şu analojiye dikkat edin. Şurası sanki f fonksiyonu değil mi? Şurası f fonksiyonu. Şurası da g fonksiyonu. Diyorum ki keşke şu türev delta g delta q'nun türevi değil de şunun türevi olsaydı, bu yalnız kalsaydı, burada da yalnız var. İkisini parantez dışına atabilirdim. Ama maalesef burada bunun türevi alınmış. Bunun değil. Şu anda bunu dışarı atamıyorum. Ama ne yapabilirim? Bu türevi buradan buna aktarabilirim. Ne yaparak? Önüne bir eksi işareti koyarak ve bir de yüzey terimi diyoruz buna. En son bu ikisinin çarpımının uç noktalardaki değerlerini ekleyerek bu işlemi gerçekleştirebilirim. Fakat ben şimdi gelelim tekrar faz uzayındaki faz yörüngesine. Burada şunu farz ettim. T1 noktasındayla T2 noktasında ya da A1, A ve B noktalarında tüm faz yörüngelerinin uçlarının birleştiğini farz ediyorum, tamam? Tam T1 noktasında T2 noktasında delta Q sıfırdır, yoktur. Delta Q'da bir değişim yoktur burada. Çünkü tüm yörünge uçları iki noktada bir araya gelir diye farz ediyorum. Bu benim söylediğim şey, farz ettiğim şey. Bunu da dikkate alarak şu türevi buradan buraya aktaralım. Şurayı sileyim. Oradan devam edelim. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Buradan türevi buraya aktaracağım. Dolayısıyla şurası eksi işaret gelecek. Artı bir de en son şu ikisinin çarpımının uç noktalardaki değerleri olacak. Dolayısıyla integral T1'den T2'ye kadar tüm koordinat ve hızlar üzerinden toplam, parantez aç, D Lagrangian bölü DQE çarpı delta QE eksi işareti, şimdi bakın türevi baş tarafa aktardım, D bölü DT D Lagrangian bölü delta QE nokta çarpı delta QE. Şimdi artık delta QE burada da var, burada da var. Dolayısıyla delta QE parantezine alıyoruz. DT ama artı bir de yüzey terimi var. O da şu. F ile G'nin çarpımının uç noktalardaki değeri. F dediğim şey DL bölü DQE nokta. G dediğim delta QE. Artı DL bölü delta QE nokta çarpı delta QE'nin T1 ve T2'deki değeri. İşte bu. Kısmi integrasyonu uygulamış oldum. Ancak faz yörüngesindeki faz uzayında tüm yörüngeler T1 ve T2'de birleştiği için A noktasında delta QE nedir? Sıfırdır. B noktasında delta QE nedir? Sıfırdır. Şu son terim sıfır olacak otomatik olarak. Dolayısıyla şurası sıfır olacak. Buna yüzey terimi diyoruz. Katkı sağlamıyor bu integrale. Ve bu neye eşit olmak zorunda? Burası sıfır olduğu için. Çünkü evet, varyasyonu aldık. Sağ taraf sıfır olacak. Burada delta Q'yi bazı durumlarda sıfırdır. Mesela uç noktalarda sıfırdır. Ama ara noktalarda sıfır değildir. Yani genel olarak sıfır değildir. Herhangi bir delta Q'dir. Bu integralin sıfıra eşit olabilmesi için parantez içinin sıfır olması gerekir. Değil mi? Dolayısıyla parantez içi sıfıra eşit. Ve mucize denklemi buradan yazıyoruz arkadaşlar. D Lagrangian bölü del QE nokta herhangi bir koordinata göre. Bu eşit olmalıdır. Şunu sıfıra eşit dediğim için. D bölü DT. Burası tam türev. D Lagrangian bölü DQE nokta. İşte arkadaşlar bu hareket denklemlerine götürecek bizim bizi sistemimize hareket denklemine götürecek. Burada nokta var. Üstte yok. Diğer burada nokta yok.
Doğru. Çok teşekkür ediyorum. Burada nokta yok. Burada sadece Q'ye göre türev var. Burada Q'ye noktaya göre türev var. Buna Euler-Lagrange denklemi diyoruz arkadaşlar. Çok önemlidir. Hareket denklemidir. Euler-Lagrange. Lagrange kaç yılında yaşamış biliyor musunuz? Bu Euler kaç yılında yaşamış? Bunlar muhtemelen aynı beraber denklemleri olduğuna göre aynı yüzyılda yaşamışlardır. 16. yüzyıl mı, 17. yüzyıl mı? 16. Nereden biliyorsun? Muhtemelen ya 16 ya da 17. yüzyılda yaşamışlar. Euler-Lagrange denklemi. Bu denklem arkadaşlar F'H'ma'yı türetecek. F'H'ma buradan gelir. Fakat bu sadece F'H'ma değil. Ondan çok daha fazlasını söyler bize. İleriki derslerimizde örneklerde göreceğiz. Sadece F'H'ma'yı söylemez. Ondan çok çok daha fazla şeyi söylüyor bize. Çünkü bu daha temel bir prensiptir. Bu faz, tekrar ediyoruz. Bu faz yörüngesinin, bir parçacığın faz yörüngesini niçin bize bu yörüngeyi seçtiğini söyler. Çünkü o yörüngede eylem minimize edilmiştir. The principle of least action. Orada minimize edilmiştir. Hareket denklemi doğru. Şimdi burada soru şu. Peki Lagrangian nedir, değil mi? Eylemi tanıttık. Lagrangian'den hiç bahsetmedik. Lagrangian nedir burada? Lagrangian genelde Q'ya ve QI noktaya bağlı. Faz uzayında olduğumuz için başka kime bağlı olacak ki? Bazı durumlarda açık bir şekilde T'ye de bağlıdır. Mesela elektromanyetik alanda bir yüklü parçacık problemine geleceğiz ileride. Elektromanyetik alanda bir yüklü parçacık Lagrangian'ı direkt T'ye de bağlı olabilir. Çünkü elektrik ve manyetik alanı zamanla değiştirebiliriz. Ama birçok bu gibi böyle istisnalar durumunda, çoğu mekanik problemde Lagrangian T'ye açık bir şekilde bağlı değildir. Açık bir şekilde. Mesela burada T'ye bağlı şöyle vardır. Q noktadan dolayı, değil mi? Bu zamana göre türevdir. Bunlar dolaylı bağlılıktır. Ama açık bir şekilde bir T ifadeleri olabilir, olmayabilir. Biz onu olmadığını farz ettik. O bize Euler-Lagrange denklemini verdi. Şimdi arkadaşlar Lagrangian'e bakalım. Şimdi Lagrangian için maalesef bir formülümüz yok. Ya Lagrangian bütün sistemler için şöyledir, böyle yazılır diye bir formül yoktur. Fakat birçok durumda, çok ezici çoğunlukla birçok mekanik sistemlerde, mekanik sistem altını çiziyoruz, mekanik sistemlerde Lagrangian kinetik enerji ile potansiyel enerji arasındaki fark şeklinde ifade edilir. Kinetik enerji eksi potansiyel enerjidir Lagrangian. Şimdi ben bunun sizi ikna edebilmek için, bunun hareket denklemini türettiğini sizi ikna edebilmek için bir şimdi küçük bir örnek vereceğim. Mesela bir grup parçacık düşünelim. Parçacık topluluğu. Bir potansiyel alanı içerisinde hareket eden bir parçacıklar grubu olsun. Bu Lagrange mekaniği, Euler-Lagrange denklemini kullanarak F'H'ma türettiğini gösterelim. Bir parçacık topluluğu olsun burada. Bunlar bir potansiyel içerisinde hareket ediyor olsunlar. Potansiyel konuma bağlı biliyorsunuz. Kinetik enerjisi ne olur bu parçacık sisteminin? Toplam, hepsinin toplamı 1 bölü 2 Mi çarpı Qi nokta. Bu kinetik enerji, değil mi? Potansiyel enerjisi de Q'ya bağlı bir şeydir. Potansiyel enerji şudur. Q1 kaç tane parçacık varsa, Q2 nokta nokta Qn. N tane parçacığımız varsa potansiyel enerji konuma bağlı bir fonksiyon olacak. Dolayısıyla bu sistemin Lagrangian'ı arkadaşlar toplam 1 bölü 2 Mi çarpı Qi nokta eksi karesi potansiyel enerji. Bir de karesi olacak. Doğru. Teşekkür ediyorum hocam. 1 bölü 2 Mi kare. Ve potansiyel enerji olacak. Potansiyel enerji. Onu da Qi diyelim. Bütün koordinatları temsil etsin Qi. Şimdi gelelim Euler-Lagrange denklemine gelelim. Önce sol tarafa bakalım. Lagrangian'ı Qi'ye göre türevi alınacak. Kısmi türev. Sadece Qi'ye göre. dL bölü dQi. QI bağımlılığı nerede var sadece? Potansiyel teriminde var, değil mi? Burada Q, unutmayın, Q'lar ve Q noktalar faz uzayında olduğumuz için birbirinden bağımsız parametreler. Şöyle düşünemezsiniz ya. QI dQ bölü dt. Dolayısıyla Q bağımlı aslında burada da var diyemezsiniz. Çünkü faz uzayında bunlar ortogonaldir bunlar. Bunlar birer eksendir. Bunlar bağımsız, birbirinden bağımsız parametrelerdir. Dolayısıyla burada QI bağımlı yok. Burada Q nokta bağımlı var. Sadece buradan kaynaklanır. O halde o dv bölü dqi'dir.
Bu Euler-Lagrange denkleminin sol tarafı. Peki sağ tarafına bakalım. DL bölü DQI nokta. Q nokta bağımlılığı nerede var bu Lagrangian'de? Sadece birinci terim, kinetik terimde. Ve Q herhangi bir nokta koordinata göre türevini alırsak iki kere olacak, ikiler sadeleşecek. MQI nokta olacak. Bu da M çarpı QI nokta olacak. Ve arkadaşlar DL bölü şu iç ifade yeri gelmişken onu da söylemek istiyorum. Şurası DL bölü DQI nokta. O noktaya biz kanonik momentum diyoruz. Kanonik momentum. Şurası momentumdur. QI noktasına tekabül eden kanonik momentum. Değil mi? Nasıl onun İngilizce ifadesi? Canonical momentum conjugate to QI. QI'ye tekabül eder. Ve kanonik momentum önemli mesela. Biz Newton mekaniğinde momentum kütle çarpı hız. Değil mi? O mekanik momentumdur. Bazı durumlarda göreceğiz ki momentum sadece kütle çarpı hız değil, artı terimler de geliyor. Elektromanyetik alandaki yüklü parçacık için düşünecek olursak, yüklü parçacık momentumu sadece kütlesi çarpı hız değil, artı terimler de var. O kanonik momentum üreten asıl şudur, bu kanonik momentumdur. Onu da yazmak istiyorum ben. Dolayısıyla DQ, QI nokta, TQ, bu kanonik momentum. Dolayısıyla Lagrange denklemin, Euler-Lagrange denkleminin sağ tarafındaki şu ifade M çarpı Q'yu ama bir de zamana göre türevi alınacak burada. Bir kez daha zamana göre türevi alırsak M çarpı Q 2 nokta olur. Dolayısıyla Euler-Lagrange denklemi bunun bir kez, evet onu da yazalım. D bölü DT, DL bölü DQI nokta eşittir. M çarpı Q'yu 2 nokta olacak ve bunlar birbirine eşit olacaklar. Şu ikisi birbirine eşit olacak. Yani burası M çarpı QI 2 nokta eşittir eksi DV bölü DQI. Potansiyelin konuma göre gradyeni, türevi, eksilisi kuvvettir. Dolayısıyla kuvvet eşittir M çarpı A. Q 2 noktada ivmedir. Dolayısıyla bu Newton denklemi F eşittir MA'dır. Böyle bir mekanik sistemde bu bizi F eşittir MA denklemine götürdüm. Şimdi arkadaşlar ben onunla ilgili birkaç küçük bazı örnekler çözeyim istersen. Kendi notlarımdan mesela yapmıştım. Mesela şeye bakalım. Ha şunu da önce örneğe geçmeden evvel bu noktadan da bahsetmek son derece faydalı olacaktır. Şimdi eğer bir Lagrangian'ınız belli bir koordinata bağlı değilse burada önemli bir şey çıkıyor ortaya arkadaşlar. İfadeyi yazayım isterseniz. Lagrangian Lagrangian bir sistemde belli bir koordinattan bağımsızsa mesela QJ gibi bir koordinata bağımlı olması diyelim. Diyelim ki bir sistemimiz var. Lagrangian'ı yazdık. Baktık ki o sistemdeki koordinatlardan bir tanesine Lagrangian bağlı değil. O zaman Euler-Lagrange denklemi gereği DL bölü DQJ, QJ'ye bağlı değil bu, eşittir D bölü DT, D Lagrangian bölü DQJ nokta. Evet söyle Abdülhatif Bey ne olur? Korunur. Kim korunur? O şey bağımsız olan koordinat. Şu taraf sıfır olur değil mi? Çünkü Lagrangian QJ'ye bağlı değilse sıfırdır burası. Dolayısıyla şu taraf sıfırdır. Sıfır. Eğer bu sıfırsa şu iç taraf ne olur? Sabittir. Zamana göre türevi aldığı için sabittir. Bakın bir hareket sabiti bulduk. Korunumlu bir nicelik keşfettik. Dolayısıyla o korunumlu nicelik kimdir? Şudur işte. DL bölü DQJ nokta korunumlu niceliktir ya da hareket sabitidir. Evet.
Şimdi hemen bununla ilgili örnek vereceğim size. Bununla ilgili bir örnek vereceğim. Sabiti ne hareket? Hareket sabiti. Ve hareket sabiti bizim için önemli. Çünkü eğer bir sistem, ne kadar sistemle ilgili fazla hareket sabiti bulursak o sistemi, o problemi daha fazla çözüme daha çok yaklaşmış oluruz, değil mi? Çünkü hareket sabiti önemli. Bir sistemle ilgili bir hareket sabiti bulursak, bir andaki değerini biliyorsak, zaman evrimi içerisinde o hareket sabiti değişmeyecek, onu biliriz. Dolayısıyla o bilgiyi kullanarak sistemle ilgili bir sürü bilgi elde edebiliriz. Onun için hareket sabitleri fizikte çok önemlidir. Mesela enerji korunuyorsa, enerji hareket sabitlerinden bir tanesidir. Enerji korunuyorsa eğer, bu izole olmuş bir sistemdir. Veya bazı durumlarda momentum korunur ki, açısal momentum falan korunur. Bu hareket sabitidir. Şimdi ben bir tane bununla ilgili hemen bir örnek vereyim mesela. Mesela polar koordinat sistemi, iki boyutlu uzayda hareket eden bir cismi düşünelim arkadaşlar. Şurası x ekseni, şurası y ekseni olsun. Şöyle bir cisim olsun. Böyle bir yörünge üzerinde hareket eden bir cisim olsun. Bir yörünge üzerinde hareket ediyor. Burada polar koordinat sistemi kullanalım. Neyi kullanalım? Parçacığın orijine olan uzaklığı r olsun. Bir de teta açısı olsun. R ve teta'ya bağlı bir şey yaptık. Şimdi bu böyle bir parçacığın, kütlesi m olan bir parçacığın hızının iki bileşeni var. Bir radyal yöndeki bileşen, bir de teğet bileşeni var. Radyal yöndeki bileşene vr diyelim, teğet yöndeki bileşenine de vteta diyelim. Radyal hızı nedir arkadaşlar? Basitçe r noktadır. Peki teğet bileşeni nedir? Kim söyleyecek? R çarpı teta nokta, değil mi? Şu teta nokta açısal hız, r de orijinden olan uzaklık. Basitçe teta nokta diyemeyiz. Çünkü ne kadar uzaktaysa açısal hız o kadar büyük olur. Bir dönme ekseninde ne kadar uzaktaysa cisim o kadar hızlı hareket ediyor. Bu da teğetsel hızıdır. Dolayısıyla şimdi kinetik enerjisini yazabiliriz. Yani bu sistemin Lagrangian'ını yazabiliriz. Lagrangian eşittir 1 bölü 2 m çarpı r nokta kare artı r kare çarpı teta nokta kare. Bu kinetik enerji terimi oldu Lagrangian'daki. Kütle çarpı hız, bütün hızların toplamı. Unutmayın Lagrangian tüm koordinatlar üzerinden toplam alınır. Dolayısıyla hızın iki bileşeni varsa toplam hız ikisinin karelerinin toplamıdır. Eksi bir de potansiyel enerji. Şimdi potansiyel enerji R olsun. Yani potansiyel enerjinin sadece merkezden olan uzaklığa bağımlılığı var. Yönsel bağımlılığı olmasın. Böyle potansiyellere biz merkezcil potansiyel diyoruz. Bu bir merkezcil potansiyel olsun. Merkezcil potansiyel. Dolayısıyla sistemin Lagrangian'ını bu şekilde yazabiliriz. Şimdi hareket denklemleri türetelim. Önce ne yapalım? dL bölü, daha doğrusu şu burada bahsettiğim şeyden yapalım. Şimdi Lagrangian, burada Lagrangian bir koordinata bağlı değil. Kime bağlı değil? Teta'ya bağlı değil, değil mi? Bakın Lagrangian R'ye bağlı. R noktaya bağlı, teta noktaya bağlı ama teta'ya bağlı değil. Burada teta bağımsız bir koordinat, ona bağlı değil. Dolayısıyla bir Lagrangian'ın bağlı olmadığı bir koordinat keşfettik. O halde hemen bir korunucelik vardır. Kimdir o korunucelik? dL bölü d teta noktadır. Koordinat budur. Korunucelik budur. Teta noktaya göre türevini alırsak ne olacak? Burada teta nokta olmadığı için birinci türev sıfır olacak. Burada 2 gelecek, 2 ile sadeleşecek. M çarpı R kare çarpı teta nokta. Korunucelik budur bu sistemle ilgili. Kimdir o? Açısal momentumdur, değil mi? Şurası eylemsizlik momenti MR kare. Bu da açısal hız I çarpı omega. Bu da açısal momentumdur. Bakın bu sistemde korunuceliğimiz açısal momentum olmuş oldu. Hareket denklemini yazacak olursak, sistemin iki tane hareket denklemi var. Şimdi Euler-Lagrange denkleminde QE vardı. Dolayısıyla iki tane, bu sistemle ilgili iki tane Euler-Lagrange denklemi yazabiliriz. Onlardan bir tanesi budur. dL bölü dR eşittir d bölü dt dL bölü dR nokta. Birincisi bu. İkincisi de d Lagrangian bölü d teta eşittir d bölü dt dL bölü
D theta nokta. Kaç tane koordinat varsa o kadar Euler Lagrange denklemimiz var. O integraldeki toplam sembolümüzün anlamı oydu zaten. Dolayısıyla bu birinci denklem bize neyi söylüyor şimdi? Lagrange'nin R'ye göre türevini alırsak, burada R bağımlılığı sadece potansiyel enerjide var, merkezcil potansiyelde. Dolayısıyla birinci denklemden ötürü şurası eksi dV bölü dR, yani kuvvettir. Yani kuvvettir. Peki sağ taraftan ne olacak arkadaşlar? Lagrange'nin R noktaya göre türevi. R noktaya göre türevi şurada var sadece, o da M R nokta, 2 sadeştir. Bir de zamana göre türevini alacağız. M R 2 nokta. M R 2 nokta. Bu basitçe radyal yöndeki kuvvet, radyal yönde cisme etki eden kuvvet, kütleyle radyal yöndeki ivme eşittir, F eşittir MA. Onu söyler. İkinci denklemde açısal momentumun korunumunu söyler. DL bölü D teta sıfırdır. Şurası sıfır çünkü teta bağımlı yok. Sıfır eşittir. D bölü DT bunun türevi. D bölü DT Lagrange'nin teta noktaya göre türevi. Az önce türevi aldık. M M R kare teta nokta. M çarpı R kare çarpı teta nokta. Zamana göre türevi sıfır olduğu için şurası açısal momentum korunur demektir. Evet. Açısal momentum sabittir, korunur. Bir sistemle ilgili şey yaptık. Mesela bir problem daha çözeyim size. Yani böyle birçok mekanik sistemi Lagrange mekaniğiyle çözmek mümkündür. Ama Lagrange'nin verilmesi lazım. Önce Lagrange'ni yazmamız lazım. Mesela şöyle bir örnek çözeyim size arkadaşlar. Daha sonra yeri geldiğinde daha karmaşık problemler de çözeceğiz. Mesela şey olsun, ne diyoruz biz buna? Sarkaç, basit sarkaç. Mesela bir basit sarkaç problemi düşünün arkadaşlar. Yine şurası L olsun, şurası da teta açısı olsun. Bu teta açısı kadar sallım yapan sarkaç basit sarkaç oluyor. Şuradayken şu detayı biraz daha şöyle çizersek, şu aradaki uzunluk benim için önemli. Şimdi Lagrange'ni yazacak olursak eğer, yine sistemin Lagrange'ni 1 bölü 2 m çarpı yine hızımızın karesi olacak değil mi? M çarpı l kare teta nokta kare olur. Şu l m çarpı l kare teta nokta kare. Bu kinetik enerjisi oldu. Eksi potansiyel enerji olacak. Şimdi potansiyel enerji de şurayı sıfır olarak alalım. Şurayı potansiyel enerji sıfır olduğu nokta alalım. Dolayısıyla şu uzunluktaki potansiyel enerji eksi m çarpı g çarpı şu fark kadar uzunluk olacak. Şimdi şurası l ise, şurası l evet l, dolayısıyla l 1 eksi cos theta değil mi? Evet. Bu da potansiyel enerji olacak. Şurası L eksi cos theta değil mi? Şurası L eksi L çarpı cos theta uzunluğu. Dolayısıyla L parantezine aldım. 1 eksi cos theta oldu. Bu sistemle ilgili Lagrange'imiz bu. Şimdi Euler-Lagrange denklemini yazarsak L ve burada sadece aslında L sabit. Burada L ipin boyu değişmiyor değil mi? İpin boyu değişmediğinden dolayı şimdi hemen sorabilirsiniz. Niye burada radyal hız yok? Çünkü radyal hız yok. Çünkü ipin boyu sabit. Ondan dolayı L nokta sıfır. L nokta sıfır olduğu için sadece açısal hız var. O da şurası. L çarpı teta nokta açısal hızdır. Dolayısıyla kinetik enerjimiz açısal hızdan dolayı sadece kaynaklanır. Potansiyel enerji de bu şekilde. O halde tek bir tane Euler Lagrange denklemi var. O da DL bölü D teta eşittir D bölü DT BL bölü dθ nokta olacak. Teta'ya bağımlılık sadece şu ikinci terimde var. Hatta birinci terim, bakın bir şey daha burada aslında öğrenmiş oluruz. Şimdi Lagrange'ni birazcık daha açık yazmak istiyorum şurada arkadaşlar. 1 bölü 2 m çarpı l kare teta nokta kare eksi, önce ikinci terimi yazalım. Artı m çarpı g çarpı l çarpı cos teta eksi bir de m çarpı g çarpı l var. Şimdi Lagrange'deki şu üçüncü terim sabit. Bu örneği şunun için çözdüm size. Şu cümleyi söyleyebilmek için. Bu
şurası sabit. Lagrangian'e istediğimiz kadar sabit ekleyebiliriz. Hareket denklemlerini değiştirmeyecektir. Çünkü Euler-Lagrange denklemde unutmayın her tarafta, sağ tarafta da sol tarafta da Lagrangian'in türevleri alınıyor. Dolayısıyla o türev alma işleminde sabitler sıfır olacak. Bir Lagrangian'e istediğimiz kadar sabit ekleyebiliriz. Hareket denklemi değiştirmeyecek. Dolayısıyla bu bize aslında şunu da söylüyor. Bir sisteme ait tek bir Lagrangian yoktur. Birçok Lagrangian yazılabilir. İleriki derslerimizde göreceğiz. Sadece Lagrangian'e basit bir şekilde sabit eklemek yerine farklı şeyler de ekleyebiliriz. Ayar dönüşümleri olacak ona. Gauge, invariance o ileriki konularda gelecek. O da çok önemli. Bir sisteme ait tek bir Lagrangian yoktur. Birden fazla Lagrangian olabilir. Fakat hepsi bize aynı hareket denklemlerini verirler. O halde şu sabiti yazmakla yazmamak arasında hiçbir fark yok. Onu o hiçbir şey etkilemeyecek. Şimdi yukarıdaki şeye bakacak olursak Lagrangian'in teta'ya göre türevi şuradan kaynaklanır. O da eksi m çarpı g çarpi l çarpi sin teta olacak. Şimdi karşı tarafta önce teta noktaya göre türevi alacağız. Sonra zamana göre bir kez daha türev edeceğiz. Teta noktaya göre türev şuradan kaynaklanır. 2 kere bu ikiler sadeleşir. M l kare teta nokta. Bir kez daha türevini alırsak m çarpı l kare çarpı teta 2 nokta olur. Yine burası sonra m'ler sadeleşir. L'lerden bir tanesi sadeleşir. Dolayısıyla teta 2 nokta artı g bölü l çarpı sin teta eşittir 0. Bu sistemin basit sarkacın hareket denklemidir. İkinci derecede diferansiyel denklem. Sonra bunun faz şeyi de çizilebilir tabii. Sonra bunu ama bunu böyle değil de size hemen bir şey vereyim. Bizi izleyen arkadaşlara ödev. Bunu birinci dereceden diferansiyel denklemi şeklinde yazıp faz yörüngesini çizmenizi istiyorum. Şeyin basit sarkacı. Evet arkadaşlar. Lagrange mekaniği bu. Buna devam edeceğiz tabii. Buna devam edeceğiz. En son, daha doğrusu benim bir sonraki programdaki konu yüklü parçacığın elektromanyetik alandaki hareketi olacak. Yüklü parçacıkla ilgili Lagrangian'ı yazacağız. Ama ondan evvel her aynı şeyden bahsettiğimizi anlayabilmek için çok kısa bir şekilde klasik elektromanyetizmadan bahsetmek lazım ki ondan sonra yüklü parçacıkla ilgili Lagrangian yazacağız. Sonra oradan ayar dönüşümlerine geçeceğiz. Ayar dönüşümlerini yapacağız. Ve Maxwell denklemlerini verdiğini göreceğiz. Şimdilik burada bırakıyoruz dersi.